arkadaşlar. Şimdi sizi balığın şekerle tanıştıracağım. Japon balıkları şu şekilde durabilir ama bu tetra balıkları bu şekilde yapamaz. Bazı cinsler yapamaz çünkü oksijene ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların yaşadığı suda oksijen vardır. Şimdi yemini atalım. Yemi ne kadar atıyoruz? Bir tane. Birkaç tane mi? Onun karnı... Bir veya iki tane. Her gün şu kadar veya bundan daha az, mesela şu kadar atıyoruz. Birkaç tane. Bu kadar atıyoruz. Yoksa balığımız şişip ölebilir arkadaşlar. Atıyorum. Ah, yakaladı. Tam yakaladığı anı çektim. Evet, birkaç tane daha atabilirsin. Atayım mı? Evet. Her yere tam bir tane atayım. At. Hadi yakala. Yakaladı. Evet. Gayet güzel miydi? Peki başka neler biliyoruz bu balıklar hakkında Leyla'cığım? Arkadaşlarına neler söyleyebilirsin? Yani bu daha büyük bir akvaryumda olabilir. Ama... Evet, biz büyük bir fanus tercih ettik. Rahatça yüzebilmesi için. Daha küçük bir fanus da olabilir. Çok büyük bir fanus. Bu akvaryum değil zaten. Küçük bir fanus. Benim. Bir cabuca. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bu da benim kardeşim de diyor ki benim videomu da hatırlıyor musunuz? Evet, sana da video çekin. Sen de hayvanlara ve bitkilere bak. Videolar çekelim, tamam mı? Benim evet Meyra'cığım. Evet, şimdi balığım gayet rahat. Ben buna her gün değil de bir gün verip bir gün vermeyeceğim. Bunu her gün yem atıyoruz. Bir iki tane veya üç tane. Birkaç tane atıyoruz arkadaşlar. Bunun içine bunları koymadan da yapabiliriz. Bunları koymak zorunda değiliz, buradaki taşları falan. Sus olarak mı koyduk? Aynen, biz sus olarak koyduk. Hatta sıkılmasın balığımız. Bir tane sizin için, bir tane de daha taş koyabiliriz. Değil mi anne? Tabii varsa ekleyebilirsin tabii ki. Balığı arkadaşlar, benim balığımın adı Şeker. Bunun içinden alıp şuraya koyacağım. Evet arkadaşlar. Burada. Evet. Bu yılmış da ikinci. Bakın. Evet. Gösterebilirsin. Seviyorum. Evet arkadaşlar. Balığımızın fanusunu temizledik. Kaynamış ve temiz bir su koyuyorum. Böyle içine. Şimdi balığı içine koyacağım. Hazır mıyız? Hazırız. 1, 2, 3. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan. Evet, şimdi biraz daha rahatlamış. Şimdi nefes alması için bir oksijen makinesine ihtiyacımız var. Evet, oksijen tüpünü yanına götürüyorum. Hadi bunu. Bakalım. Balığımıza. Evet. Bir dakika. Balığımıza arkadaşlar. Şuradaki hava tüpünü de temizledik ve içine oksijen tüpünü koyuyoruz ve koyduk. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun bir tane mavi şeyi vardı. Mavi bir tane damlası. Çok güzel gözüksün diye onu da anlatacağız. Evet. Şimdi bu hem suyun rengini değiştiriyor. Ben böyle bir şey de aldım. Bu balığın derisinin daha parlak görünmesini ve suyun renginin daha güzel olmasını, daha berrak, blue berrak. Bir iki tane koyuyorum. Bir, iki, hadi üç olsun. Şu da üç. Evet.
İşte çok rengi gözükmedi ama harika oldu. Bu arada benim türden balıklar yani çok böyle şey suda yaşamayı sevmiyor. Temiz suda çok böyle taşlarını falan böyle sabunla yıkamayı. Çünkü balıklar arkadaşlar kirliliği seviyor. Bu yüzden birazcık kirli olması lazım. Yoksa yaşayamaz. Çünkü bu hayvanlar bataklık hayvanıdır. Ve hoşça kalın. Evet. Şimdi yemini de getirdim şurada. Bir de bir şey diyeceğim. Görüşürüz dedim de. Bir şey daha söyleyeceğim. Bazı Çin'deki, Japonya'daki balıklar falan. Japon balıkları. Evet, Japon balıkları. Bunun ihtiyacı yoktu. Böyle yaşayabilirler. Ama Türkiye'deki balıklar sadece tetra cinsi veya başka bir cinsler böyledir. Başka cinslerse Japonya'da veya Çin'deki gibi ve Japon balığı olduğu için bunun böyle durması lazım. Ama başka balıklar mesela bu Japon balığı ya böyle durması lazım. Hayır.